Ben Gölü Köyü'nden yaklaşık 15 kilo süt aldım. Uzun yıllardır, böyle 2 yıldır falan bu sütü alıyorum ve kafamı şuna yoruyorum. Diyorum ki, acaba daha çok nasıl kaymak elde edebilirim? Peki şimdi bu 10 kiloyu böyle bir tekneye boşaltacağım. Bu böyle çelik ya da alüminyum olabilir ama ateşe dayanıklı olması gerekiyor. Ve kabın yüzey alanı ne kadar geniş olursa o kadar çok kaymak tutunduğunu gördüm ve 10 kiloluk bir sütten inanmazsınız 1,5 kiloya yakın kaymak elde ediyorum. Şimdi bunun altını açmadan önce bunun içine birazcık su koyuyorum. Şimdi böyle altı açık. Burada önemli olan, keza yoğurtta da bu çok yapılır, böyle bir sütü bir havalandırmak gerekiyor. Havalandırmaktan kastım aslında köpürtmek. Bu süt böyle bir köpük 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 bir yüzey oluşturacak. Çünkü burada yağı hareketlendirip yukarı doğru çekirtiyoruz ve köpürtüyoruz. Ben yine de görün diye bir derece koyacağım ölçmek için. Önemli olan burada 92 derece gibi bir dereceye getirmek. Ondan sonra iyice köpürtmek ve bir yüzey alanı oluşturmak. O zaman o kaymağı sararken böyle köpük köpük o rulo kaymak dedikleri kaymak çıkıyor işte. Dereceyi karıştıra karıştıra arttırıyorum ki daha yavaş yavaş artsın. Ya da mesela mikserle niye karıştırıp köpük yapmıyorum? Çünkü burada ısının, yani ısıyla birlikte yukarı doğru çıkan yağın yavaş yavaş üst yüzeye taşınması gerekiyor ki sütün içindeki yağ yukarı yönlü harekete geçirip kaymak tutsun. Bu aşamada artık altını böyle yavaşça kısıyorum. Ocağınızın en küçük bölümüne getiriyorsunuz. Tam bir mum ateşi, neredeyse hiç yanmıyor ve bu tarafa doğru alacağım. Burada artık gözüm üzerinde yaklaşık 3 saat, 4 saat kadar sürüyor. Bu yüzey tamamen kaymak bağlayacak. Böyle bir elimi, böyle bir eldiven giyip üzerine gezdireceğim. Tamam, tutundu ve o sertlik geldi dediğim zaman kapatacağım. Oda sıcaklığında soğuyacak. Dolaba alacağım. Yaklaşık bir gece dolapta bekleyecek. Çünkü bir soğuğa girip sabitlenmesi gerekiyor yağın. Ondan sonra da kaymağı rulo kaymak şekilde saracağım. Ve en mükemmel bölüm gelecek. Tabii ki bende beklemişi var. Voilà. Şimdi bir kere bir kapak kullanıyorum. Kapağın altında da bezi var. Böyle bir bez kullanmamın nedeni buzdolabında beklerken nem yapabilir. Sıcak soğuk arasında bir fark oluşabilir. Oda sıcaklığı 25-30 dereceden 0 dereceye doğru geldiği zaman hemen bir problem olabilir. Bunu istemiyorum çünkü bir daha kaymağın üzerine o uçurduğum suyun geri gelmesini istemiyorum. O yüzden böyle tata diye açıyorum. Yanlardan bir çizik atacağım ki bir rahatlatacağım kaymağı. 1,5 kiloya yakın çıktığı için böyle peynir bölümüne koyabileceğim kaplar tutuyorum. Ondan sonra diyorum ki 1, 2, 3, 4. Şöyle elimle bir işaretliyorum. Birinciyi buradan böleceğim. 3, şöyle de 4 olsun. Şimdi bir de ortadan atacağım. Ortadan atarken de yine aynısını yapıyorum. Bir bu tarafa. Bakın hemen süt geliyor. Şimdi en eğlenceli ve en keyifli taraf. Elimi alta doğru sokacağım. O yüzden bu mesafe şimdi neden önemli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü ruloyu sarabilmek için alttaki süte ihtiyacım var. Çünkü yuvarlak bir şekilde çevirmem gerekiyor. Başlıyorum çevirmeye, kıvırmaya. Şöyle bir rulo. Hoppa. Bu ikinci. Bak şöyle elimle her seferinde bir kıvırıyorum. Şöyle kıvırdım. Evet. Twenty Four Kitchen. Bir yemek kanalından çok daha fazlası.